Mineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Vesvese bir sistem. Ben şimdi bir şey göstereceğim. Bunu anlasan, kafamda niye sesler geliyor? Niye bana rağmen resimler ortaya çıkıyor? Niye o istemediğim düşünceler beni ezdiği halde bende uyanıyor? Mesela kadın camın kenarına gelemiyor. Çocuğu atarım diye. At kendini. Gibi. Bu şeyler nereden geliyor? Şöyle resimler çiziyorum, tamam mı? Bunu anlasa herhalde fazla da sürmeyecek. O kafanda sana rağmen sorular niye geliyor? İstemedin aldı. Sonra cevapla uğraşıyorsun. Bu kalp, bu lümme-i şeytaniye, bu şeytan, bu nefis. Bu dima. Halk tabirince kafa. Tamam mı? Şimdi bu ne demektir? Aleti vesvese. Ne demek? Vesvese aleti. Bu şekli çözerseniz vesveseye ait, seni rahatsız eden düşünceye ait her şeyi çözeceksin. Allah'ın bir ikramı bu şekil. Çıkacak şimdi. Şimdi şurada şu vicdan, şu latife-i insaniye, bu bitmiş. Neyse, idare edeyim. Hep okumuyorlar Hasan abi ya. He? Yeşil okumuyor. Git, lavaboya giderken ki dolabı aç, kutu göreceksin. Getirdim. Evet, kalemli, böyle kalemli. Get. Latife-i insaniye. Tamam mı? Bu aleti vesvese, bu şeytan. Şimdi burayı çiziyorum. Şunu. Burası. Nefsi. Emmare. Burası. Koy masaya. Nefsi levvame. Burası, Suat buya kalem okunuyor mu? Buyuyor abi. Nefsi mutmainne. Tamam, daha gitmiyorum. Mertebe mertebe var böyle.
Tamam abi. Şurası tahayyül. Şurası daha değişik renk olsun. Ne olabilir? Şu olsun. İmdadını durdurdu. Farklı değil mi? Gözüküyor mu farklı? Evet. Bu yeşil de nedir? Tasavvur. Güzel. İnan bu şekil çok şeyine gidecek. Şimdi giriyoruz kardeşim olaya. Olaya giriyoruz. Şeytan buraya üfler. Şeytan buraya vesveseyi üfler. Bu alettir. Tamam. Bu alet. Unutmayacaksın. Buraya üfledim abi. Sonra bu üfleneni buraya taşır. Bu adam. Vesvese üfledi. Ama vesvese değil bu. Şuraya vesvese üfledi ama burada buraya vesvese atmaz. Vesvese olduğunu bilse insan. Vesvese olduğunu bilse kurtulur. Ne yapar biliyor musun? Şüpheyi atar. Şüpheyi atar. Buraya. Ustad şöyle diyor onu. Şüphe suretindeki vesvese. Sureti. Şüphe. İçi. Vesvese. Tamam. Vesvese suretince, şüphe suretindeki vesvese. Bir daha söylüyorum. Niçin vesveseyi direkt atmıyor? Çünkü vesvese olduğunu bilirse Latife-i Rabbaniye zaten hiç kale almıyor. İnsaniye. Latife-i İnsaniye. Hiç kale almaz. Şüpheyi atıyor. Yani senin iman sorunun var diyor. İman sorunun var diyor. Bir sürü böyle olumsuzlukları getiriyor. O şüpheyi atar. Tamam mı abi? Buraya kadar tamam mıyız? Tamam abi. Ha. Peki. Kalp bunu kabul etmiyor. Şöyle bir tane vurdu şeytan. Lümey şeytanı aşağıdan yukarı kroşe vuruyor. Diyor ki başına çallan sen diyor. Geri fırlatıyor. Geri gönderiyor. Bunu yapan Latife-i İnsaniye mi abi? Evet, kalpteki bir birim. Şu. Geri gönderiyor. Şüphe ya. Mesela Allah yoktur dedi. Bu adamın gayesi ve sese vermek. Allah yoktur diye şüpheye attı mı? Allah yok. Bu da geri gönder. Hadi be. Allah yokmuş. Sana rağmen çalışıyor. Sen bunu bilmene gerek yok. Zaten sistem şu anda çalışıyor. Hadi be. Allah yokmuş. Geri gönderdi mi abim? Geri gönderdi. Peki lümey şeytaniye
duruyor mu? Geri gönderdi diye. Durmuyor. Durmuyor. Ne yapacak onu? Tahvil atacak. Şuraya atacak onu. Buraya atacak ama şöyle yapayım ki o kalem olsun. Doğru tasavvura atıyor. Tasavvura atıyor. Neyi atıyor? Bak burada vesvese attı. Burada değişti, şüphe yaptı, yemez diye. Çünkü Allah o kadar şey ki, bize merhametli ki, şeytanı bizim kalbe direkt münasebeti yok. Şeytan direkt kalbe atamaz. Ne yapıyor? Neyle atıyor? Lüme ile atıyor. Şunla atıyor. Bak, gidişe bakın. Vesvese attı. Üfledi. Burada alet değişti, şüpheye gönderdi. Çünkü yerse yerse şüpheyi yer. Vesveseyi yemez. Vesvese olduğunu bilirsen hemen atıverir. Vesvesedir der. Kale almaz. Nasıl ki çocuğun sesini, delinin sesi, hayvanın sesi, araba sesini kale almıyoruz ama bir başkası ciddi aldığın bir şeyse, ciddi aldığın bir adamın sözü ise kale alırsın. Çünkü vesvese olursa kalp bilir ki bu söz şeytanındır. Bak, vesvese olduğunu kalp bilirse, püf noktası ya çok duruyorum. Vesvese olduğunu bilirse, vesvese şeytanın özelliğidir. O zaman bu kalp bunu tanır. Tanımaması için vesveseye de duyarlı olduğundan şüpheyi atıyor. Şüpheye dönüştürüyor. Çünkü vesvese fıtratta yok, insanın fıtratında. Bunda var. Bu çok iyi biliyor. Vesvese bunundur. Ama şüphe var insanda. Niçin var? Çünkü şu tasavvuru yazıyorum. Bak, tasavvurda neler var? Bir, iki, üç, dört, beş, var da var, şimdi koyacağım içine. Bir, silgi var burada. Bilgi. Düşünceler, bilgi, düşünceler, zanlara gelmeden bir şey olacaktı. Düşünceler, malumatlar, vehimler, zanlar, şüpheler, başka? Tereddütler yazmışsınız daha önce. Tereddütler, bir sürü var. Hiç fazla şey yapmayayım. Başka ne var? Tereddüt yazayım. Tereddütler. Bir de şu. O renk fazla okunmuyor abi biraz. Okunmuyor mu? O renk çok belirli değil. Peki abi. Peki. Şunu okuyup, bakayım. Kuvve-i Vahime. Tamam. Bu adam, şu adam, belirgin olsun. Bu adam, hoparlördür. Hoparlör. Alet. Kim ne gelirse gelsin. Hoparlördür. Herkesin şeyini çalar. Mesela bak, neyi düşünün? Kim öflerse öflesin, notayı kim vursa ona çıkarır. Cep telefonunda.
müzik de var, Kur'an da var. Müzik çalınca telefon fasık olmadığı gibi, Kur'an çalınca da kıraat imamı olmuyor. Alettir o çünkü. Tamam mı? Şu. Şimdi buraya döneyim bir daha. Bunu anlamadıysa bu konuyu anlamaz. Kalp ile şeytan birbirini gizlemiş. Şeytan bilinmek istemiyor. Tamam, yazayım. Şeytanın en büyük tuzağı kendine tabi olanın inkar. Kendine tabi olanlara kendini inkar ettirir. Şeytan yok. Şeytan ne büyük tuzağı? Yok. Yok bilinecek. Yani icraat yapacak. Ama bunu ben değilim. Sensin. Şüpheye atacak. Benimle alakası yok. Sensin. İçimdeki seslerin benim mi şeytanı mı diye böyle bir şey şüphelendiği zaman işi çözüyor Müslüman. Sorun şurada. Bu ses, bu düşünce, bu fikir kimin? Bunun olduğu halde kendisini gizlemek için şuna araya şunu kullanıyor. Çünkü bu vücutta sabit değil. Bu vücutta girip çıkıyor. Şeytan girer çıkar diyor peygamber. Lümey şeytani alettir. Anladın mı doktor? Yani bunu niye kullanıyor sorusuna cevap. Bu gizli olması lazım. Bu bilindi mi işi çözdün zaten. Şu anda bana baskın yapan, düşünceleri bu getiren şeytandır. Şu olumsuzlukları, şu olumsuz soruları yapan şeytandır. İlim onu tard ediyor. İşte bu bilinmemesi için, gizli olması için onun sözünü kendinden zannediyor. Bak bunun sözünü buraya atıyor. Şüpheyi bu kalp diyor ki Allah Allah ya. Ya bu şüphe. Ya benim kalbime bak ya. Bak şimdi. Benim kalbim ne kadar acayip bozuk ya. Ne alçak bir insanım ya. Ben ne kadar pisim birisiyim ya. Şu mahremime karşı şöyle duygum oluyor. Ya kadın çocuğu tutmuş camın yanına gelemiyor. Niye? Acaba atar mıyım? Kendin intihar et. Evde kalamıyor. Acaba ölür müyüm vesaire. Bunlar hep kendinden zannediyor. Bu benim zannediyor. Kendinden, şeytanın işini kendinden zannediyor. Birisi bunu bana dayatıyor, söylüyor, hoparlörlük yapıyor, bilirse o zaman adam devre dışı oluyor. Onun için bu şeytan bilinmemesi için bunu kullanıyor. Bunu kullanmasının sebebi bu. Ama bu alettir. Şeytanı devamlı dinler. Fakat öyle bir berzah ki vesveseyi şüpheye yemedi, şüpheyi geri attı mı? Şüpheyi de şetme döndürür. Şetme döndürüp kuvveyi vahimeye atar. O fiil abi şeytan mı yaptırıyor yoksa alet bizzat öyle programlı çalışıyor mu? Çalışıyor. Alettir çünkü. Ama bu şey yapıyor. Organize ediyor. Organize ediyor. Tabii tabii ama alettir ama alet buna uygun. Allah öyle bir sistem koymuş. Ama çok acayip. Bu direkt buraya müdahale ederse kalp onu tanır. Yani çevirdiği, Amerika'nın çevirdiği Orta Doğu'daki oyun çözülür. Kamuflaj yapıyor yani kendine. Evet. Bunu öğreneceğiniz bu çok önemli. Bu koridordur. Mesela şöyle diyeyim. Azrail Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'a demiş ki Ya Rabbi senin kulların bana küsecekler.
senin ibadının ruhlarını alınca bana küsecekler diyor. Şefkatli bir melek. Allah diyor ki Celle Celaluhu Azrail Aleyhisselam'a merak etme. Seninle kullarımın arasına hastalık musibetleri koyacağım. Hiç kimse seni hatırlamayacak. Niye öldü? Azrail aldı canını yok. Kanserdi, trafik kazasıdır. İşte şu oldu bu oldu diyecekler. Seni hiç kimse hatırlamayacak diyor. Nasıl ki Azrail Aleyhisselam'ın yaptığı ama o onun bahanesi. Çünkü Allah yuhyi ve yumit. Öldüren de dirilten Allah'tır. Allah unutuldu, kanserle öldü diyor. Trafik kazasıyla öldü diyor. Ölecek diye Allah kanseri kullandı. Ölecek diyor, bitti, hüküm verildi, trafik kazasını kullandı. Anladın mı? Peki, Azrail Aleyhisselam'la insan arasında berzah ne? Hastalık, musibet. İnsan ile Allah arasında da Azrail de berzah. Yapan direkt Allah'tır. Bu sisteme göre ezberini bozayım biraz abi. Boz. Şeytan da o zaman perde. Şeytan da perde. Şeytan da perde. Bu sistemi kuran Allah değil mi? Burada neyi takip ediyor işte? Tabii sistem ki. Sistem böyle yani. Sistem böyle çalışıyor. Şeytan kendi kafasına lüme-i şeytanı yaratmadı ki. Bu lüme-i şeytan aletini şeytan mı yarattı? Ben böyle yapacağım diye. Bu sistemi kuran Allah. Anladın mı şimdi? Yani bu adam kalktı da bunu şey mi yaptı? Sistem öyle çalışıyor. Önemli olan bunu bu konuşmak. Şimdi konuşmak bunu. Allah bunu istiyor. Sistemi çözmemizi istiyor. Sistemi çöz diyor. Allah yapıyor. Çünkü şeytan mudil esmasına dayanıyor. Mudil esması yarattı. Burada şeytan, burada melek, arkada yok. Meleğin aslı nur. Şeytanın aslı mudil esması. Yani burada şeytan, arkada şeytan yok. Bunun sistemini çözmemizi istiyor. Allah kurduğu sistemi çözmemizi istiyor. Çözünce ne işe yarayacak? Bu senin kendi sistemin bu. Kalktın şetme dönüp dime atmasının hikmeti ne? Orada çalışsın. Bak şimdi ona gel. Üretsin. Oraya geliyor. Şimdi burada şetme döndün mü abi? Şuraya. Peki. Peki nedir şey? Kuvve-i vahimeye atıyor. Tasavvurda kuvve-i vahimeye atıyor. Vahime nedir? Hoparlı olduğu için ustad ona dil diyor. Dil. Dil. Şeytanın dili değil mi? Evet, konuşuyor. Şeytan şuradan bura ile bura hoparlası ile seninle konuşuyor. Diyor ki iyi değilim, hastayım. Öldür kendini, öldür. Öldür onu. İntihar et. İntihar et. Biter zekat verme. Verme. Kötüyüm. Ver ağzının payını. Bu dildir. Aslında hey yapan bu adam. Hoparla ya. Şurada bir tane kolonuz şey olsa. Mikrofon konuşuyor mu? Merkez. Aşağıda ya. Ne diyorlarsa o alete. Şimdi oradan bana mikrofon verdiniz mi? Ben buradan konuşuyorum. Sisteme giriyor mu? Sistemde de o duvara, koluna gidiyor mu yani hoparlaya? Amfi yapıyor onu da. Ha? Amfi yapıyor. Amfi yapıyor. Sistemi anladınız. Şimdi o hoparlada ben konuşuyorum. Hoparlanın kendisi mi konuşuyor? Ben onunla seninle konuşuyorum. Aslında hoparlada konuşan benim. Var mı şüpheniz bunda? Ha, bu şeytan, bu alet lümme-i şeytaniye, hoparlör, kuvve-i vahime konuşuyor. Bu sistemi bilmeyen de der ki, ben ne kadar kötüyüm ya, benim içim ne kadar rezil, kepazeyim, intihar ölçünü yap, böyle yap. Kazan, parayı kazan, boş ver namazı, sonra kılarsın. Veya, şu ver, söyle, iyi,
iyilik bir şey yaptın, birisine kalem verdin, söyle söyle. Yani iyiliklerine fahş eden hiçbir şey sevap bırakmaz. Demek ki şurada hoparlör var. Bu nedir? Kulak. Şöyle diyeyim. Şeytanın kulağı. Şeytanı dinlediği için. Şeytanı dinleyen kulak. Şimdi oraya geleceğim Mehmet. Şimdi buraya kadar tamam mı? Tamam. Tamam. Peki hangi bilgileri kullanıyor? Hoparlör de. Şeytan benim seyretmediğim filmi, öğrenmediğim bilgiyi kullanır mı? Nereden kullanacak? Yok ki. Şu. Şimdi gelelim şuraya arkadaşlar. Şuraya. Tasavvurda yukarıda şurada. Ha orada var zaten yazılmış. Bak şimdi. Sırayla gideyim de daha iyi olur. Şu dimağdaki mertebeyi şey yapıyor. Bak. Dimağın mertebeleri. Bir, tahayyül. İki, tasavvur. Bunu anlattıktan sonra dersi kesiyorum. Üç, tahakkul. Dört, tasdik. Beş nedir? İzan. Altı, Fatih yedi nedir? İtikad. Fatih, ilmi nereye koyayım? İlim nerede? Uygur Yasin, ilim nerede? Tasdikte. İlim yazacak. Ha, ilim yazacak. Bana bak. Abi o rengi kullanmasın. Tamam, ha bunu kaldırayım o zaman. Hiç gözükmüyor. Çok zor. Tamam. Şunu şöyle yapalım. Bu gözükür mü? Gözüküyor mu? He, aynı mı? Daha iyi. İyi, tamam. Tamam. Peki, ilim. Kuvve-i Vahime nerede? Kuvve-i Vahime. Şöyle. Nerede? Tahayyülde. Oraya yazmışsın. Ya, tasavvurda zaten yazıyor. Bilgi. Malumat. Bir de ne? Düşünceler mi? Yukarıda yazıyor zaten. Bilgi, düşünce, malumat diyor. Zanlar. Şüpheler, dalaletler. Şurası tefekkür. Şimdi bize bu lazım. Fazla detay lazım değil. Boğmayacağız. Bak abim. Tamam mıyız? Şimdi tek tek bir bilgi vereyim. Bu atom. Bu nedir? Elektron. Yazıyorum. Proton. Tamam. Bu
Elektron. Elektron. Üniversite okumuşsun ya. Tamam. Proton. Yüklüsünü söyle o zaman hadi. Üniversite okudun için. Yükü nedir? Artı mı eksi mi? Nötron. Peki. Diyeceksin ki kimya dersi değil. Tamam. Şimdi fizik diyor ki bunların arası boştur. Doldurulmamış. Boştur diyor. Hikmet-i ilahi zıt tabii. Boşluk en büyük güçtür. Boş bizim bildiğimiz madde yoktur demektir. Başka şey var. Ha Mehmet, şu boşluğa gene mi az gözüküyor orada? Gözüküyor. Şimdi çünkü niçin az gözüküyor biliyor musun? Çaprazlama durduğun için burada dediğin adı kullanıyorum çünkü burada iyi gözükmesi lazım. İyi gözüküyor. Güneş şeyi, tamam mı? Şimdi bu boşluğa iyi dinleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane veri depolanıyor. Boşluğa. Gözden gelenleri, kulaktan, dilden gelenleri, burundan gelenleri, burun dilden. Yazdık mı diye? Ha yazdık. Ne var söylemiyorsunuz ki? Dokunma var. Dokunma. Dokunmadan gelenleri. Ne var? Sevk. Şefk. Tamam mı? Şimdi burası önemli. Doğru veya yanlış. Gözden seyrettiğiniz bütün filmleri bu boşluğa dolar. Dur ona geçmeyin. Fatih sana zahmet. Yukarıdaki silgiyi getirir misin? O tahtanın silgisini. Tahtaya yapışan değil mi? He tahtaya yapışan. Bak size daha iyi olacak. Şimdi bu boşluğa gözden gelenleri ilk önce koy yapıştır. Bırak. Aa öyle mi? Demek ki bu başka bir madde. Bak buradan gelenleri İlk önce nereye gider? İlk önce tahin. Nereye? Tahin. Harika. Buraya gider. Gönderilir. Tamam abi. Şimdi bak. Gözden gelenleri tahayyül şekillendiriyor. Zaten şekil. Kulaktan gelen ses burada şekilleniyor. Mesela bak. Bu Fiat mı? Şu mu bu mu? Arabayı. Sesten. Bak sesi
şekillendiriyor. Tamam mı abi? Sesi şekillendiriyor. Dilden gelenleri de şekillendiriyor. Burundan gelenleri de şekillendiriyor. Dokunmadan gelen bu naylon pakete benziyor gibi daha önceki bilgilerle. Yani buradan ne geliyorsa arkadaşlar hepsi şekilleniyor. Tamam mı? Bunu anlatıp keseceğim zaten demiştim. Şekillendi mi? Burada tamam mıyız? Yani göz, elimi iç yapıyorum. Bak gözde, kulakta, burunda. Dokunma, içerideki şeyler, kavgalar, gürültü gördüm, anne baba kavgaları, sokak kavgaları, güzel şeyler duydum, Kur'anlar gördüm, namaz kılanları, ezanları duydum. Yani bunlar da sevk ve şefk. İçimde var bunlar, kavgaları falan. Peki, buraya geldi. Anne baba kavgasını duyarsanız hemen aklınız nereye gider? Sizin anne babanızın kavga anına gidersiniz. Nasıl kavga ettiklerini hatırlarsın o. Babanla annen kavga ettiği ana belki de 30 sene önce bu kavga seni oraya götürür. Çünkü burada hepsi var. Şimdi bundan sonra önemli. Buraya hepsi şekillendi mi? Hepsi şekillendi. Tamam mı? Arkadaşlar, şekillenenler buraya kanunlarına dönüştürülüyor. Kanun. Mesela şey var mı? Benim çekmece var masanın yanında. Çekmecenin içinde flash bellek göreceksin. Çekmece bir tanesi çek. Yok. Camın yanında. Şimdi hem o gelirken göstereceğim. Burada var olanlar hepsi tasavvura depolansın diye depolanıyor kanun. Nereye depolanıyor? Şuraya. Tasavvur denilen aletin içerisine gözden gelen, kulaktan gelen, burundan gelen, dilden gelen, elden gelen, mazideki bütün o gördüklerim, duyduklarım şeftendiren, şefkimi kıran, olumlu olmuyor. İçten doğmalar veya diş dayatmalar. Hepsi burada şekillendi. Şekillenen şeyler o zaman flaş belleğe atılıyor. Burası bellek. Yani depolandığı yeri söylüyorum. Burası. Buraya depolandı mı abi? Depolandıktan sonra gelsin göstereyim depolanma şeyi. Ver. Güzel. Bu. Görmen bilmeyen yok ama gör. Burada video var benim. Benim dosyalarım var. Ses dosyam var. Ama sesi duymuyorum. Duyuyor musunuz? Peki görüntü var burada video. Görüyor musunuz? Yok. Bilgiler var göremezsiniz. Bıçakla yırtın içine girin göremezsiniz. Var mı burada? Şüpheniz var mı? Ha, tasavvurda da böyle dönüşüyor. Tamam mı? Daha önce rastladığın olaylar, hepsi duyduğun haber bültenleri, hepsi burada. Haber bültenleri. Anne babanın kavgalarını, amcaların bilmem nesini, halanın bilmem nesini, çocukluğunda düştüğünü, su içtiğini, aç olduğunu, zehirlendiğini, hepsi burada flaş bellekte var. Flaş bellektir bu. Tamam mı abi? Başka nasıl anlatayım? Tamam mıyız? Nerede depolanıyor gösteriyorum. Şu proton
elektronlar arasındaki boşluğa depolanıyor. Fizik bunu bulamamış. Niyetler, zanlar, bilgiler, malumatlar, şüpheler, dalaletler, hayırlar, şerler hepsi depolanıyor. Depolandı mı abi? Ha. Bir de orada ne var? Bir de burada kuvve-i vahime var. O yüzden mi kafirin ve müminin yüzü farklı oluyor, hissediliyor abi? İşte bu. Atom yani. Atom. Mesela utananın alameti nedir? Kızarır. Kızarır. Korkanın? Beyazlaşır. Yalan söyleyenin gözleri oynar. Surattaki renk verir alır, verir alır. Böyle böyle. Oynaktır, yalan söylüyor. Deniz dalgası gibi. Pıt 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 surat oynar. Surat yani. Müslüman suratı, kafir suratı, nurcu suratı, tarikatçı suratı, yani fırıldak adamın suratı, hepsi belli. Çünkü ustad der ki münafık aksine, göz kalbin aynasıdır. Kalpte ne varsa gözde seyredersin biliyorsan. Örnek göstereyim size, FETÖ'nün suratına bakın, Müslüman suratı var. Bir bakın böyle, biraz böyle bu ilme meşgul olduğum için, senelerce 30 sene meşgulüm. Biraz ihtisası saygı, sen anlamıyorsan bana bırak o zaman. Anadolu'da namaz kılan bir Müslümanın bile suratı yok. Anadolu'da alim değil, normal bir dedemiz, babaannemizin namaz kılanı alim değil, suratı yok. Öyle bir bile surat yok. Müslüman suratı yok. Belli yani, çünkü depoda bunlar yok. Ha burada var bilgi, acayip. Bilgide kalmış. Ne oluyor? Fiilen göstermek için yaptım. Bunu nasıl gösterdiğim gibi o adam da onun için söyledi. Tamam mı? Şimdi arkadaşlar şuradaki bilgilerin ne oldu, silindi bu? Burası önemliydi. Şuradaki bilgilerin tefekkürle İlme dönüşüyor. Yoksa burada adam dev olur FETÖ gibi. Ezberle, ezber, kütüphane, ansiklopedik bilgi. Nedir? Ne kadar ezberlersen o kadar başınıza beladır. Çünkü Kur'an'da ne güzel söylüyor buna bu manada. Diyor ki, eyleme dönüşmeyen bilgiler için kitap yüklü merkebe benziyor diyor. Bir merkebe kitap yükleseniz alim olur mu? Ha. Yani eyleme dönüşmeyen bilgi, eyleme dönüşmeyen bilgi, o da böyledir. Şimdi bilgiler tefekkürlerin dönüşme, meselemiz o değil şimdi. Buraya kadar geldi, buraya kadar ilme dönüşür. Arkadaşlar, şurada gözden, kulaktan, dilden gelenler tahayyüle geldi dedik mi? Tasavvura geldi dedik mi abi? Tasavvurda ne vardır? Tasavvurda kuvve-i vahime var. Kuvve-i vahime neydi? Hoparlör. Yazıyorum. Şuraya. Bak şuraya. Kuvve-i vahime. Nedir bu? Nedir bu? Şeytanın dili olan hoparlörü. Hoparlörü. Şimdi buraya kadar geldik. Bu alınan bilgiler hopal şeyde depoda var mı burada tasavvurda? Bak burada depolanmış ya. Yani flash bellekte yok mu? Flash bellekte. Şimdi bu belleği şeytan bitti ders gösteriyor. Şeytan kuvve-i vahimeyi öflüyor.
kuvve-i vahimeden vesvese gözükmesin diye kalbi aldatmak için şüphe gönderiyor. Vesvese gönderse vesveseyi anlar. Şüpheyi gönderir ki insanlıkta şüphe vardır. İlim olsun diye şüphe var. Şüpheyi attı latife-i insaniye. Latife-i insaniye aşağıdan bir tane çaktı, şüpheyi geri fırlattı mı? Fırlattı. Kuvve-i vahime şeytanın aletidir, şeytan durmuyor. Bu sefer kalp yemedi. Bak sol taraf kalp. Şimdi dima, kalp yemedi, dima atacak. Dima ama burada vesvese iken burada şüphe olduğu gibi buradan da şüphe göndermiyor. Çünkü akıl o şüpheyi bitirir, canını alır. Şüphenin işini bitirir, şüphe göndermiyor. Şetim gönderiyor, şetim şu. Küfür, iyi değilim, hastayım, kötüyüm, ya çocuğu atarsam, ben caddeye çıkarsam, ezilirsem, çocuk evde annesiz kalır, ağlar ağlar ölüyor, ben. Bunlar hepsi böyle. Allah'a küfür, peygambere küfür. Allah yoktur diyor secde. Seccadeyle şekillenir. Seccadeler, bir türlü tuhaf tuhaf şekiller olur. Hepsi nerede oluyor? Şetim işte bu. Bak şeytan vesveseyi attı, şüpheyi buraya attı. Şüpheyi yemedi, şüpheyi göndermiyor. Şetim olarak gönderiyor. Nereye gönderiyor? Flaş belle. Tasavvura gönderiyor. Tasavvura şetim ahlaksız sözleri söyledi, hoparlör mu? Burada da depo vardı. Depoda seyrettiğimiz filmler, dinlediğimiz müzikler, gıybetler, ne? 6 ayda bir çek yaptırmasan, kanser olursun da kanser belirtisi önceden tespit edilirse şu olur. Bir sürü yorumlar dinledin. Ahmet'ten, Mehmet'ten, Hüseyin'den, Ali'den, Fatma'dan, Ayşe'den, şundan bundan. Hepsi depoda var mı? Var. Şimdi bu tahayyüldeki, tasavvurdaki o bilgiler, malumatlar, düşünceler, zanlar, şüpheler var mı burada? Var. Şeytan o bilgileri, şu disket gibi bilgileri aktif edip hoparlörden çalıyor. Şeytan Müslümanın şurasına kadar girebilir. Buradan yukarıya çıkamaz. Şeytan buraya kadar gelir. Şeytan. Ondan yukarısına? Müslümana çıkamıyor. Yani peki oraya kadar gelmesinin hikmeti ne? Yani ondan yukarı ilim mi çıksın oradan? Ondan sonra taakkul olduğu için Müslümanda akıl, aklın içinde 24 tane birim var. Onlar da çalışıyor. Onlar çalışıyor zaten. Çalışıyor. O zaman bunu sokmuyor. O giremiyor ya. Yani. Perde olmasa girecek zaten adam. Ama kafir de düz. Ama o sistem öyle çalışaraktan ilme dönüşmüyor mu yukarıya doğru? Ha, buraya kadar geldi. Tamam. Bu sefer akıl aktif oldu. Dur diyor. Ha, o aktif olunca buraya gelen şüpheler, zanlar, vehimler bu akıl bunu değerlendirerek alıyor o ham maddeleri, pislikleri ilme dönüştürüyor. Sonra vicdana nasıl mal oluyor? Sonra o. Şimdi bu itikada geldi mi? İtikada geldi mi? Ondan sonra sana göstereyim. İtikattan hop geliyor, vicdana atıyor. Yani bu sistem hikmeti buymuş yani. He bu. Sistemin çalışması yani hikmeti bu. Yani bildiğin mi? Konum şuydu. Bana rağmen kafamda sesler duyuyorum. Bana rağmen kendimi kötü hissediyorum. Böyle bir problemim yok benim. Bana rağmen tuhaf tuhaf ses şey yapıyorum, resimler geliyor. Bana rağmen içimde bu adama bir şey değil yani ve lazım. Yani bana rağmen şekiller ve sesler çıkıyor. Yani nedir? Sen olmadığını, sistem böyle çalıştığını göstermek istedi. Sen değilsin. 18 bin alemin kavşağı burası. Yani odun. Odun zahirde görünüşü bu. Duman, nur, ısı, ışık, yedi renk. Ondan sonra letafet.
mekansızlık. Mesela odunun zamanı var, mekanı var, kilosu var, hacmi var. Ama o enerjinin ne kilosu var, ne hacmi var. Yayıp bir şey yapıyor. Şimdi odundan kasıt bedendir. Yani burada da odun, basit bir odunda bu kadar farklılıklar varsa sen kendini düşün. Neler neler var. Yani odunda duman olmasa odun olmadığı gibi insanda lüme-i şeytani ve şeytan olmasa insan olmuyor. Esma mı? Ya o zaman cevher oluyor yani. Hiçbir değeri yok. İnsan değilsin. Hayvan, meleke. İşte ya meleke oluyorsun. Çünkü hayır yapmayan şeytan, şer yapmayan melek. Ne hayır ne şer yapmayan hayvan. Her şeyi yapabilen yapmayan insan. Sistemi bitiriyorum. Bir, şeytan gizli olmak istiyor. Kalmak istiyor. Gizli kalmak istiyor. Tamam. Bunun adamın sistemi bu. Dolayısıyla gizli olabilmesi için bunun kendi sözünü insan benim sözüm zannetmesi için şeytan gizli olması lazım. Şeytanın gizli olması için lümme-i şeytaniyeyi kullanıyor. Bu bir alettir. Şeytanın aletidir. Buna lümme-i şeytaniye deniliyor. Buraya vesveseyi üfledi. Vesveseyi üflese direkt şeytan olduğu anlaşılır. Vesveseyi üflüyor ama şüphe suretinde der ustad. Şüphe suretinde kalbe üfledi. Latife-i Rabbani bunu kabul etmedi. İnsan. Geri gönderdi. Latife-i İnsani, ağzım alıştı Rabbani. Latife-i İnsani'ye geri gönderdi. Geri gönderince bu adam durur mu? Gider baktı ki kalp yemedi. Dima atayım der. Dima ama galis tabirlerle oraya atar. Eğer burada tasavvurda kuvve-i vahime var. Kuvve-i vahime hoparlördür. Hoparlör. Tamam mı? Ne yapar? Lümme-i şeytaniden gelen şetimleri gar 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 gur 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 gar 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 gur 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 gar 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 gur gur. Sesler geliyor. Duyuyorsun. Bunu o çaldığını biliyorsun. Mesela ben bir şey söyleyeyim. Ben değil, daha ilerisini. Yeşilköy Havalimanı'na uçak inerken adam kulenin sesiymiş gibi uçağa girmiş dışarıdan. İngiliz ajanları. Uçağı düşürmek istemişler Yeşilköy'de Türk Hava Yolları'na. Kule komut veriyor uçağa, şöyle yap. Aynı kuleden komut geliyormuş gibi nasıl girmişse kokpite, pilota giriyor hariçten. O da komut veriyor. Bunu pilot fark ediyor. İki tane komut var efendim diyor kuleye. Beni dinle diyor, o hariçten birisi girdi diyor. Becerdiler. Ve kuleyi dinleyerek uçağı sağ selamet indiriyor. Bak, ikisi de ikisi de uçağın kokpitinde ses geliyor. Diyor ki 33 derece sağ tarafa dön diyor. O diyor ki 33 derece sola dön diyor. İkisi de konuşuyor. Ama birisi kule, birisi girmiş. İşte şeytan bizim sisteme böyle girmiş. İman diyor ki sağa dön. Kokpitimizde böyle geliyor. Şeytan diyor ki sola dön. İşte yakalayacağımız şu. Dimağımızda küçük bir şeytan var. Kafamızda gizlenmiş. O aletin adı kuvve-i vahime hoparlördür. Şeytan adına konuşuyor. Senin konuşman değil. Peki ne yapacaksın? Bunu 10 defa duysan, gene kafandan gelen sorulara cevap ararsan, o sorular benim zannediyorsun. Benim zannettiğin için arıyorsun. Mesela, doktor abdestin var mı? Var. Şüphen var mı? Şimdi öğle namazı kıldık. Tekrar desen ki, zahir şeriata göre zıtlık var, abdestin olmadığına delil var mı? Yok. Şimdi içinden ses geliyor. Olmadı diyor, farzı bir daha kıl.
fazla mal göz çıkarır mı diye bir daha kılarsam Allah bir daha mı kıl dedi sana? Kim dedi sana bunu? Ona namaz kılıyorsun işte. Bir daha kılarsa. Kim sana emir verdiyse ona itaat ediyorsun. Emri kim verdi sana? Bir daha kıl, şeytandır. Allah değildir. Allah dedi ki, Allah dediği şeriatındadır. Dedi ki, bu böyle abdestine mal bir şey var mı? Yani olabilir ama senin şuurunda var mı abdesti bozduğunu? Hiç böyle bir Müslüman görür musunuz? Sol elini yıkamadan abdest almış. Kasten olmadıkça yıkamamış bile olsa abdest almışsın. Yani kendini üçe ayıracaksın. Benim nefsim, benim ruhum, ben diye. Bu konuşuyor. Verazının payını. O hiptir ya. Aç üstü başını. Uğurlu mu günahtır ya. İki tane sistem senin dışında çalışıyor. Bir negatif, bir pozitif. Onun dışında bir tane de sen varsın. Buna diyeceksin sistem. Serseri. Buna, bu. Bunun adı ruh, bunun adı nefis. Odundaki nur, odundaki duman. İşte bu sesi senin orada bir daha akıl olmadı, bir daha akıl diyen şeytan. Eğer itaat edersen şeytana namaz kılıyorsun. Peki, ya şöyledir, böyledir, seni rahatsız eden sorular geldi. Cevap ararsan şeytana malzeme veriyorsun. O sorudan cevap verdin mi? Olan balık yeme geldi. Başka bir soru getirecek cevabın içerisinde. Tanrı'ya vesiledir diyor ama onu nasıl anlayayım? O şu. Şimdi bu sistemi koydun. Bu sistemi niçin öğrendik? Araştırmak. Araştırdık da ondan. Şimdi şeytanın, o zaman onu sordunsa, şeytanın ben sana şeyini de şartlayayım. Suretini, tahariye meyvesini deyim. 289. 289'u da bulursan şaşıracaksın. 289 burada değil. Heh, bak. Şu. Vesvesenin 1 2 3 4 tane her şeyde olduğu gibi sistem var. Nedir o? 1 sureti, 2 kanuniyeti, 3 söyleyin hakikati, 4 mahiyeti. Aferin be, maşallah. İşte böyle ders anlatmak bana da işte o zaman keyif veriyor siz yaparsanız. Peki biraz zor ama diyebilen var mı sureti nedir? Sureti vesvese. Harika. O kadar çok bile. Şüphe suretindeki vesvese. Yani sureti şüphe. Peki kanuniyeti nedir? Ben bile baktım. Lümme. Allah'a bravo. Bak kanun burası işte. Dönüşüm yeri. İstediği gibi evirip çeviriyor. Lümme-i şeytani. Kanuniyeti derken ne anlayacağız abi? Yani birbirine dönüştürüyor. Buradan gelen vesveseyi şüpheye, şüpheyi şetme dönüştürüyor. Kanunların yani değiştiriyor. Çalışma yani alt üst edebiliyor. Sabitiyet yok. Şimdi bu nedir? Lüme-i şeytani yetmiyor. Bir bu değil. Bu kulağı. Şeytaniye. Şeytanın kulağı. Peki diğeri? Kuvve-i vahime. Vahime ise dili. Hıpırlürü. Hıparlürü.
Dur. Tamam abi. Şimdi şöyle yapayım. Hakikatin mahiyeti. Peki, hakikati nedir? Resmen mi? Hakikati şöyle yapayım, şunu sileyim. Şunu da şöyle biraz yukarıya alayım. Biraz önce hakikatini yazıyorum. Katın 1, 2, 3, 4, 5. 5 dediğime göre söyleyin abiler. Tahariye. He? Tahariye. Tamam. Harika. Tahariye da iyidir. Da iyidir. Sonra? Ciddiyete vesiledir. Lakus. Evet. La kayıtlığı atar. Sonra teha vünü def eder. Ötekisini söyleyin. Takus. Te ya kuza sebeptir. Bu hakikatiymiş. İnsana kazanımlar. Şimdi bunlardan, bu kazanımlardan larından nedir? Hadi şey yapabilir misiniz? Onu Emre bilmesi lazım. Kemalat-ı Sıra. Kemalat-ı İnsaniye. Bunu şey yapınca Emre'yi hatırlıyor. Neyse. İki. Makası dahiliye külli. Makası hayriye-i külliye. Bu şeytan bu işleri yaradı bak. Sureti şüphe suretinde vesvese, kanuniyeti lüme-i şeytaniye ve kuvve-i vahime, bunlar dönüşüm. Mesela ne kanun? Ezan okuyorum mikrofonu. Mikrofon Allahu Ekber, Allahu Ekber. Kablodan ses gidiyor mu? Hayır. Ne gidiyor? Elektrik gidiyor. Minare de yok oraya. Elektrikten gelen, şey, kablodan gelen dalga boyu sese dönüşüyor. Ben burada Allahu Ekber, Allahu Ekber. Minareden Allahu Ekber, Allahu Ekber. Oysa kablodan ses gitmiyor. Ses elektriğe, orada elektrik sese dönüşüyor. Bunu kuvve-i vahime yapıyor. Şunları gözden, kulaktan gelenleri sese dönüştürüyor. Benim mikrofon nasıl orada sese dönüştüğü gibi, kulaktan gelen, burundan gelen, dilden gelen, elden gelen kuvve-i vahime sese dönüştürüyor hepsini. Şimdi bu da vesvesenin neydi? Kanuniyeti. Hakikati sana ne kazandıracak? Ciddiyete vesiledir, lakaytta atar, taharimde ve sen şunları yapar. Peki, bunu sana yaptı. Dedin ya niye böyle, bu sistem niye çalışıyor? Bu sistem, çünkü sende şeytanın vücudunda öyle geçiyor. Yani bu sistem niye kurmuş bunu? Allah şunun için kurmuş.
Şeytanın yaratılmasında insana karı, insanın kemalat-ı insani kazanması, makasıdı hayri-i külliyeye inkişaf etmesi için bu sistem kurulmuş. Fark etme nispetinden, bunun şerrinden kurtulursun, kazanımların bunlar olur. He? Oldu mu abim? Niye olduğunu, ne kazandırdığını, nerede ne konuşturduğunu. Şimdi bunu bir daha dinlerseniz siz kayıttan, notalarla dinlersiniz. Ama not alırken bir benim söylediğimin dışında sana yaptığı tesir, sende uyanan manalar, senin anladığın farklı, kendi haletine göre farklı şeyler anlayacaksın. Farklı çünkü alemin farklı. Tak tak hepsinin yerine oturduğunu göreceksin. Ama mutlaka bunu yap ki gelecekte ders yapacaksın. Gelecek derken fazla şey değil. Biz Rüştü abi ders yaparken kesinlikle o zaman kamera yoktu. Düğmeli teyp kasetleri vardı. Hem not alırdık. Bir daha kesinlikle söylüyorum size. Her dersi hala duruyor o kasetler. Dinlerdim, durdura durdura not alırdım, kaydederdim. Bu hale Allah bedava getirmedi. Anladınız mı? Bu hale dönmeye Allah bedava getirmedi. Düşünceyi şekile dönüştürmek, şöyle diyeyim, düşünceleri dünyadan, varlıktan misallendirmek, Hızır abinin bana emeği, aynen bunun gibi diyelim. Misal vermek var ya, dersin içinde misal vermek kabiliyetimi, Allah rahmet etsin, abimiz vakıf abimizdi. O gelişti. Rüştü abi ilimde hassas, meslekte mutassız, layıkalarda ve atıflı okumak. Mesela tahayyülü ezber konuşma. Git araştır. Külliyatta nasıl bir şey bu? Ondan da onu öğrendik. Ayrıyetten bana Cenab-ı Hak ondan misal vermeyi, bundan araştırmayı, Allah da bize ikramı, size Allah'ın ikramı, düşündüğümüzü şekillendirmek. Bunu Hasan-ı Bediye'de belki de 20 yerde söylüyor. Zihniniz üzerindeki tersim edilen şey diyor, mana. Tersim edilen mana, şekillenen mana. Mesnevi Nuriye'de, Kızılcahaz'da, şekille. Tamam mı? İnşallah anlaşılmıştır. Kadınlardan niçin fazla oluyor? Şöyle bir şey söyleyeyim. Babalara çocuk şöyle sorar. Baba bu nedir? Dediği zaman bir kere cevap verir. Bu çok antika. Bir saat sonra aynı şeyi sorsa, oğlum dedik ya bir saat önce. Böyle ustopla. Bir daha sorsa akşam, gitten kaç defa söyleyeceğiz lan? Kızarız. Yani bir daha anlatmaya, bir daha anlatmaya tahammül edemeyiz. Anneye bir saatte 10 defa sorar, aynı heyecanla, aynı zevkle anlatır. Sebebi, anne eğitmen olduğu için Allah üşenmeden anlatsın diye ve göstersin. Göstersin, anlatsın diye Allah onlara konuşma kabiliyetini fazla verdi. Bunu bilmeyen erkekler, kadınlar çok konuşur diye itham eder. Bu fiil Allah'ın fiilini itham ediyor. Eğer kadın bu işlevini gıybette kocasının kafasını ütülemeye kullanırsa doğru. O da yanlış. Onun itham etmesi yanlış, bunun burada kullanması da yanlış. Demek ki kadın bir saatte 10 defa anlatır. Ve 10 defa gösterir, şekillendirir. Çünkü eğitmen olduğu için anne üşenmeden, usanmadan aynı canlı anlatır, gösterir. Bundandır ki kadınlarda vesvese, vehim niçin çok olur? İlini. Şimdi dedik ki bu tasavvurda kuvve-i vahime var. Orada konuşuyor. Erkekler, unutmayın, olayları çözümlerken odaya girer, düşünür. Kadınlar olayları çözümlerken konuşarak düşünür. Konuşarak çözer. Erkek düşünerek çözer. Kadın konuşarak çözer. Onun için konuşmasını söyle. Bak şimdi,
bu vesvese, bu şetim tasavvura girdiği zaman kuvve-i vahimede konuşuyor ya. Bu mono sistemidir, tek hoparlördür. Erkeklerde şetim sırf tasavvurda ses çıkıyor. Kadınlarda ise story dediğimiz çift hoparlörden çıkıyor. Yani kadınlarda hem tahayyülde hem tasavvurda ses çıkıyor. Çift konu olarak çıkıyor. Sebebi çocuğa göstersin, anlatsın. Görsel dersleri bizim yayında kadınların çok hoşuna gidiyor. Tenkit eden bir tane Allah'ın kulu yoktur. Rastlamadım. Ama bunlar ne öğretmen gibi geçmişin diyen erkekler var ya. Kadınlarda çok olmasının sebebi hoparlör çift kullanılıyor. Kadınlarda tahayyülde hoparlör var. Hoparlör burada şekillendiriyor. Tasavvurdaki hoparlörde ise konuşuyor. Erkeklerde dimağda şeytan sırf tasavvurda kuvve-i vahime konuşuyor. Şekil pek olmaz. Çok az olur. Çok büyük ciddi ifsat olmayan bir dima olacak ki şekil çok olsun. O zaman tahayyülü de biraz şey almış. Demek ki bak şurada nerede? Tahayyül tasavvur. Kadınlarda çift kolon çalışıyor. Hoparlör çalışıyor. Kadınlarda tahayyülde de çalışıyor. Tasavvurda da çalışıyor. Niçin çalışıyordu? Kolonu niye verdi? Çünkü kalpten gelenler bilgileri çocuğuna hem göstersin hem anlatsın diye. Erkekler sırf anlatır, pek göstermez. Kadınlar göstersin, anlatsın. İşte o sistemi şeytan şuradan kullanıyor. O gösterme ve konuşma sistemini şey yaptığı için kadınlarda iki kolon çalışıyor. Şeytan orayı işgal ederse. Erkekte bir çalışıyor. Var mısınız? İkisi çalıştığı için mi vesvese daha çok oluyor? Daha çok oluyor. İki kolon çalışıyor. Onlarda şekille daha çok vesvese geliyor. Mesela ölümü düşündüğü zaman, ölüm denince hemen kadınlarda şey gidiyor. Kefen, toprak, toprağın altı, unutulacağım. Tamam böyle. Çocuğumu kaybediyor. Hemen şekile düşün, şey yapar. O zaman sürekli hayır işinde meşguliyet olması lazım. Olması lazım. İşte zaten iki tane doktor öneriyoruz. Doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. Meşgul olmayan bir kadın meşgul eder şeytanı. Çünkü daha, niye? Menfezi daha açık yani. Açık. Daha çünkü niye açık? Onun Allah donanımını yarattı. Göstersin çocuğuna, anlatsın çocuğuna. Erkek ise anlat. Dolayısıyla kadınlarda hem tahayyül kuvvetli hem tasavvur. Yani kadınlarda hayal etme, şekillendirme çok güçlü. Konuşma da çok güçlü. Sebebi çocuğu eğitsin diye. İşte şeytan o sistemine girdiği zaman şekli çok olur kadında, konuşması çok olur. Vesvesesi çok olur. Abi konuyla şeyi yok ama alakası bu televizyonlarda da sunucuları kadınlardan seçiyorlar özellikle. Evet. Üşenmeden konuşsun saatlerce. Az konuşmak hakkında bir kadın 10 saat konuşur. Az konuşmak hakkında 10 saat konuşur. Yanlış. Bu eksiklik değil. Bak bu çok konuşmak vazifedir. Allah bunun için vermiş. Ne için vermiş? Üşermeden çocuğu anlat. Sana bana deseler, bana aynı dersi bak bir daha anlat derse, yani bir daha anlat, bir daha olursa 3 defa sıkılır insan. Kadın olsa 100 defa bir günde anlatır. Anlatır. Bu iki tane çalışıyor. Kadın da tahayyül de tasavvur da çalıştığı için şekillendirerek anlatsın diye. Şekli kullanırsa şeytan, şekilleri çok gelir. Tasavvurunda da şey gelir. Düşünün, sesler gelir. Onun için kadınlarda fazla olur. Olmasının sebebi basit olduklarından değil haşa. Kalite olduğunu gösteriyor. Bu konuda erkeklerden üstündürler. Eğitmen noktasında, eğitici noktasında. Ustada diyor ki ilk muallim kişinin muallim annesidir. Çok kalitelidir. Çünkü göstererek anlatmak kadar kaliteli bir şey yoktur. Erkek sırf anlatır. Ama şu sistem kadınlara ait daha çok. Göstererek anlatmak. Ama şeytan da o sisteme girdi mi bu sefer kadının
menfisi de çarpmış olur. Yani görseli de, hayal etmesi de fazla olur vesvesesi. Konuşma, şeytanın onunla konuşması da fazla olur. Tamam. Peki. İlk evde çocuklar varmış abi ya. Ya, evet, olmasa yön sana döner. Yön döner yani, sana döner. E demek ki kadınların bu eksikliği değil ama bunu bilmeyen adam ne der? Çok konuşuyor diyor. Çok konuşuyorsun. Yani eğer kocasına bunu döndürürse bu silahı veya iki kadın bir araya gelirse takırtı bir şapa, yani bu vazifeyi buraya yaparsa yanlış. Her şey de öyle. Mesela gözü mubah, helal şeyi seyretmek iken haram harcarsan haram olur. Peki, El-Fatiha.